Selamünaleyküm arkadaşlar, sevgili oyun severler, Game Mechanic TV ekranlarına hoş geldiniz. Uncharted 4'ün 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. Hatırlarsanız son bölümde şöyle bir hikaye geçmişti. Abimiz Sam, Hector Alcazar denen bir adamla işbirliği yapmıştı. Çünkü Hector abimiz Sam'i hapishaneden kaçmasına yardım etmişti. Ama bir şartla, bulacağımız bu Henry Avery'nin 400 milyon dolarlık hazinesini bulduğumuzda ona yarısını, yani 200 milyon dolarını vermek şartıyla abimizin hayatını bağışlamıştı Hector Alcazar. Şimdi bize, yani abimize 3 ay süre vermiş bu adam. 3 ay içerisinde bu hazineyi bulup Hector Alcazar'a payını vermemiz lazım arkadaşlar. O yüzden buraya geldik. Rossi Malikanesi'ne, İtalya'ya geldik arkadaşlar. İlk durağımız İtalya. Burada bulunan gerçek Aziz Dizmaz haçını bulacağız arkadaşlar. Onun içinde gizli bir harita mevcut. Yani hazinenin nerede olduğuna dair, bilgilerine dair var olan bir bilgi mevcut, bir harita mevcut. O yüzden bu haçı buradan bu gece, bugün almalıyız. Gece diyorum. Dilim sürçtü, pardon. Neyse, fazla konuşmayayım. Konuştukça çünkü batıyorum. Devam edeyim şöyle ben. Şey parladı şurada. Bana böyle geldi. Arkadaşlar, oyunun bu arada alt yazılarını açmadım. Zaten Türkçe dublajlı bir oyun. O yüzden alt yazı görüntüyü bozmasın diye şöyle. Oo, nereye geldik be? Of, manzara müthiş. Manzara müthiş. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Ama adamlar yapmış ya. Adamlar yapmış ya. O köprünün üzerine çıkmanın bir yolu yok. Bak, köprünün altında açıkça bir giriş var. Alıp oraya atabilir miyim? Saçmalama. Gene atabilir misin? Nasıl kızdı ya? Hadi bakalım. Aa, atamadı. Harbi atamadı. Of 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 of, başım döndü. Bu ne? Of 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 of. Oraya nasıl gideceğiz? Buradan mı? Yavaş yavaş. Of, aman ha, kırılmasın bu. Oğlum. Bir kırılırsa var ya, paramparça olurum. Hadi. Of. Bunlar ne? Aa, güvenlik mi? Malikane etrafında güvenlikler var. İtalyanca konuşuyorlar. Ne güzel bahçe. Limon mu bunlar? Şey mi? Ne bu acaba? Portakal mı? Limona benziyor ya.
en çok özlediğim şey. Ne gibi? Taze nane kokusu. Nane, aynen ha. Limon kokusu. Ama fazla getirdim mesela. Hep küçük şeyler ama bir iki var işte. Yavaş yavaş. Lüks yatlar aşağıda. Abi nasıl manzaradır bu ya. Çok iyi ya, çok iyi, çok. Tenuta Rossi. Çekiyor muyuz? Uf. Hadi sene. Of Allah. Aşağı mı atlıyoruz? Uf be. Müthiş manzara. Uf uf, yüksekliğe bak. Hayda. Nasıl çıkıyorduk buraya? Nasıl çıkarız buraya? Daha doğrusu. Ha, şuraya baktı aynen. Şurada bir çıkıntılar var. Aynen. Oo, güzel oldu. Sam geliyor musun? Of. Hadi be, gel. Nasıl geliyor bak, maymun gibi bak bak. Geldim. Ay, bu ne ya? Of 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 of, aman dikkat. Aman dikkat abi. Ama. Ama. Orada iyi misin? Evet. Evet, iyiyim. Hadi. Aman eli kayarsa var ya. Oh. Ah. Abi yüksekliğe bak. Of 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 of. Manzarayı yerim. Manzarayı kesin arkadaşlar. Şimdi bu nereden? Kaçırmadı adam hakikaten. Biz ilk seferde halata şey yaptık. Bakalım. Çıkıyoruz. Hadi hadi hadi. Oh, tamamdır. Nathan. İsimdekini unutmuş.
Evet. Evet, takım elbiselerimizi giydik. Evet. Nasıl? Çok iyi. 400 milyon lira varmış. Çok zengin görünüyorsun diye yani. Oo. Kim o? Sullivan. Sullivan. Güzel espri. Sullivan arkadaşlar, bizim dostumuz. Büyük hırsız. Evet. Seni canlı göreceğiz. Tehlikelerin adamı sen ya. Konu açılmışken. Ne olmuş bu ne? Size bir şey göstereceğim. Aa orada ha. Haç orada. Aa bu. Siz girmek önemli önce cepheden buraya getirdiler. Bu adamların yüzlükleri çok gerçekçi ya. Nasıl bir şey? Nasıl bilmiyorum işte. Ama bunu onlar ne ya? Ne kadar güzel. Nasılsın? Kafanı topla. Bir garson fark edilmez ama. Garson kılına mı gidiyor? Evet arkadaşlar, plan şu an işliyor. Ne oldu? Bayağı zorlu olacak. Sakinleşmeden çok daha zor işler yaptık biz. Çıkış planı. Yakalandığımızda gezenler yatağı düşmeyecek. Sen işlerden de gitmez. Biz yakalamadan çok uzak. Bak şimdi ne oldu? Öyle. Bir şey istemiyorum babacığım, bir şey istemiyorum, verme. Bu ne? Oku. Müzayede saat tam 7'de başlıyormuş arkadaşlar. Sahte teklif veya satın alınan eşyaların bedelinin ödenmesinin cezası çok ağırdır diyor. Eşya naklesi gerekmesi durumunda Rossi Malikanesi idarecileri yardımcı olabilirler. Vay be. Çin bronzu koleksiyonu diyor. 200 bin avro. Of, açılış fiyatı. Vay be. Açılış fiyatına bak. 200 bin avro. Daha dur. Çok güzel. Oo.
Kim? Nereden gideceğiz ya? Aa şuna bak. Kristal gibi. Vay be. Heykeller falan yapmışlar. Vay be. Mekana bakın ya. Nasıl bir mekandır bu ya? Yok artık abi, yok ya. Biz ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Orada. Mekan müthiş ya. Ah. Biri giriyor. Elektrokit. Ha, kartla açılıyor. Tipe bak ya. Garsonun cebinden kartı mı almaya çalışacağız? Gitme lan. Hadi. Ah ya, dur be. Hadi bu sefer. Hadi. Ah. Hadi. Hadi al şunu artık. Bakalım adamı oyalayacak galiba sen. Biz de. Nerede bu adam? Nereye gitti ki? O herif kayboldu ya. Oğlum bir şey yemeden içmeden duramıyor musun sen ya? Garson nereye gitti? Aa orada. Gördüm. Oğlum bir çıkın. Geçmem lazım benim. Hadi hadi hadi. Hadi. Aldı mı? Aldı. Huu. Vay be, aldık. Güvenlik. Bayanlar şöyle bir geçebilir miyim? Pardon. Pardon. Hey. Bir bardak gazoz var mı? Evet. Victor vallahi oh. Sen de sigara içiyorsun paso ha. Oo. Bluetooth kulaklık. Sema bak ya. Milyarder gibi herif ya. Nadine? Ama bu sefer seni ben arıyordum değil mi? Sanırım şunun gerçek ismini olmadığına sevinmeliyim. Hiç kıyafetin olmayınca seni tanıyor musun? Evet. Bilirsin işte. Arada sırada bazı işler için öyle. Oğlum nasıl bir karakter modellemesidir bu ya? Bu arada çok tutuyor musun? Bu adamlar daha çok ne yapabilir ya bilmiyorum ya. Çok güzel yapmışlar ya. Bizi bilenler yerine istemek ne kadar güzel bir adam.
Amerikalı olsam bile razıyım. O konu için ailemi suçlamam. Ben de böyle gidiyorum. Bir şey getirir miyim? Evet. Buzlu olsun. Birazdan gelirim. Nadine'e dikkat abi. Nadine tehlikeli bir kadın gibi görünüyor. Duydum tabi. Ağzının biri ne kez parlasın ha? Evet. Nadine Ross. Allah Allah. Bir dakika şu kralı oldu mu sanki? Neydi Korsulay? Doğru. Anlaşmazlık yaşamışsın. Neyse ki bana karşılık tuttu. Ben gitmeye hazırım. Biz giriyoruz sıraya. Sen de belada uzatır, tamam mı? Bakalım. Evet, hadi gidelim. Bir tanesi mutfağın dışına çıkacağız. Resmen ufak bir kısmı besleniyor edecek ve ölecek her burada. Hakikaten ya. Aha, yok, tam teşekkür ederim. Evliler, törenleri ve kara borsalısın cahiler. Vay be. Çok işlevi kullanabilen bir mekanmış burası arkadaşlar. Düğünler, sünnetler filan. Kına gecesi, mına gecesi çok yapılıyormuş burada yani. Kına gecesi için ideal yani. Oo, aa güvenlikler. Allah Allah, nasıl? Bir dakika, dur. Bu odaya girmemiz lazım galiba. Oğlum siz nasıl bir oyun yaptınız böyle ya? Şuraya bak ya, renk paletleri, kaplamalar falan. Ya 10 numara ya. Şu an için her şey 10 numara ya. 10 numara. Görün ya. Çok güzel. Ha? Bunlar ne ya? Şarap şeyleri değil mi bunlar, fıçıları? Bırak şunu be. Neden acaba? Oo, kapı bulduk. Gizli kapı ha. Aha. Elektrikte bir sorun var. İnsanın yanına sigara içen kendimizi yemiş. Koşmak zorunda değilse aynen. Sigara etkiliyor koşmayı. Neyse arkadaşlar, bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde burada kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an için içeriye sızdık. Şu an şarap mahzenindeyiz, bölümündeyiz. Bakalım bundan sonra neler olacak. Bir sonraki bölümde göreceğiz arkadaşlar. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.